Bakın bu bir milletvekili. Bu bir milletvekili. Sadece basın açıklaması yaparken kolluk kuvvetleri tarafından iftira ediyorsunuz. Ülkemizden, onun ayağına siz bastınız, siz durun. İftira ediyorsunuz. Bakmanın iftira ediyorsunuz. İftira ediyorsunuz. Ayağına siz bastınız, siz durun. İspat etsenize. Ayağına siz bastınız onu. Ayağına siz bastınız, siz durun. Ayağına siz bastınız. Hangisini yaptınız Şırnak'ta? Yalan söylediniz. 50 kaldırma. 50 kaldırma. 50 kaldırma. 50 kaldırma. Kaldırma. 50 kaldırma. 50 kaldırma. Otur. Terörist olsun. Otur terörist olsun. Otur. Arkadaşlar. Terörist olsun. Terörist olsun. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum Süleyman Soylu. Senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden de korkmam. Peştandan da korkmam. Ayıp, ayıp, ayıp. O senin savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde çektim ben. Bunu bilmen lazım. Bana posta koyamazsın. Cesaretlenmişsin. Senin ağlamalarına posta koymuşuz. Devrimcilere, faşistlerden korktuğunu görmemiş. Bunu unutma. Siz de işkence mi? Neden onlara yaptırıyorsun? Lütfen yerinize oturun. Lütfen yerinize oturun. Hepsi çıkacak ortaya. Değerli arkadaşlar. Herkes sırası geldiğinde konuşuyor. Rica ediyorum. Sayın Baki Ersoy. İçimizde mal varlığımızı koyalım. Bütün yedi cetsimizi de koyalım. Sen sadece hamar... Değerli arkadaşlar. Sen hapiste çürüyeceksin. Değerli arkadaşlar. Söylemiştim. Yeterli artık, lütfen rica ediyorum. Konuşmayın da arkadaşlar, bütçeyi tartışıyoruz burada. İkili diyaloğa girmeyelim, rica ediyorum. Seni herkes dinledi seni. Satılmasına ön ayak olan, mafyayla iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için... Oturmaya 10 dakika ara veriyorum. Sen orada oturamayacaksın. Son kez orada oturamayacaksın. Bunu herkes biliyor. Mesajı aldık diyorsun, açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor? Bunları da anlat. Amerika'ya laf çakıyorsun. Senin reisin gidiyor orada el sıkışıyor. Aranızdaki çeliş gibi derinleşti. Bunlara bir hesap ver bakalım. Bunlara bir soru ver. İçimizden çıkaralım kendimizi ortaya. Delikanlıysan bağımsız yardımla hesaplaşırız. Tamam Ahmet, sen arkaya geçin. Tamam. Değerli üstüne bilmiyorsun. Sen önce kendi adamını tuttun. Şuraya bak ya. Bütün gücünüzü kalabalık olmaktan alın. Bu kadar. Ahmet. Tamam Ahmet, geriye gel sen. Sen gel arkaya. Sen gel. Şu telefonu versin. Hakikatten bahsedenleri iç ya da dış düşman belediğinizde aynı safta toplaştığınızı biliyoruz. Dünyanın en güçlü tutkalı suç olduğundan yapışıyorsunuz birbirinize. Ama tarih yine tekerrür edecek ve eski iktidar ortağınız Fethullahçılarla olduğu gibi ganimet paylaşırken yine birbirinizi yiyeceksiniz. Din şarlatanlığınız da işe yaramayacak. Herkes ellerinizi kanla yıkadığınızı görecek. Abdest alırken burnunuza çektiğiniz suyun babasız annesiz kalmasının neden olduğunuz çocukların, evlerinde yıktığınız insanların gözyaşları olduğunu bilecek.
Ayaklarını yıkadığınız suyun, kuruttuğunuz akarsular, üzerinde namaza durduğunuzun da talan edip yağmaladığınız vatan olduğunu herkes öğrenecek. Çünkü hepiniz de hesaplaşacak. Hamaset dolu konuşmasıyla zulüm çarkının dişlilerinden biri olan İçişleri Bakanı yine aynı teraneyi çaldı. Her türlü suçu önlemiş, teröristlere ayakkabı numarasına kadar biliyormuş, uyuşturucuya geçit vermiyormuş, HDP'liler bölücü, CHP'liler FETÖ'cüymüş. Ancak mafyanın suçlarını ifşa etti Süleyman Soylu, pürüpak bir İçişleri Bakanı. Aralarındaki çelişkilere, husumete, çatışmalara rağmen onu bakan koltuğunda tutmaya mecbur kalan, kendisinden temiz olmayan saray rejimi de yerli ve milli bir hükümetmiş. Baybakan'a göre söylediklerinden olmayan, işledikleri suçlara ortak olmayan herkes bölücü, FETÖ'cü. Hukuksuzluk rejimine, suç düzenine itiraz edenler herkes de terörist. Suça suçluya kol kanat germenin manevi yükten, kirli işlerin haysiyetsizlikten sayılmadığı bir düzende masum birçok kişi bu yüzden hapiste. Ancak sadakati gerçeklere olanları hiçbir yasanın caydıramayacağını, onlara hiçbir zulmün kâr etmeyeceğini de bilin. Hukuksuzluklarınıza, suçlarınıza uydurduğunuz kılıflarınıza inanacak bir kitle de var. Menfaatlerinizi ve dünyevi iktidarınızı kendinize amaç belleyip başkalarına dayatmaya çalıştığınız ahiret korkusuyla, yerli ve milli hamasetiyle işiniz kolay. Devleti tanrı, muktediri peygamber sanıp tapınmaya meraklılar için hiçbir zalimlik, hiçbir hukuksuzluk dert edinilmez. Bu yüzden size adaletten, haktan, hukuktan, eşitlikten bahsetmeyeceğim. Hesap sormazsam namerdim iddianıza ve haysiyetinize ihanet etmiş biri olarak bu değerler size yabancı. Oysaki hayat her türlü ikbal ve menfaati kirlenme parasını elde etmeye çalışırken değil, haysiyetle sürdürülüyorsa yaşamaya değerdir. Suçlarınızın, hukuksuzluklarınızın hukuki karşılığını biliyoruz. Elbet hesap günü gelecek ama o gün gelmeden kendiniz büyük, kendinizi büyük, başkalarını küçük gösteren o aynanın karşısına geçip bir sorun bakalım. Bezirganlığını yaptığınız inanç sistemiyle ilgili söylediklerinizi doğru kabul eder isek yaptıklarınızdan size düşen karşılık nedir? Muhtemelen bu sorunun yanıtını aramayacaksınız. Çünkü sadece eski dava arkadaşlarınıza değil, utançla da yollarınızı ayırmışsınız. Utanmayan da yok değil. Eğer çalınmasaydı pabucunu ters gidireceğiniz şeytan sizden utanıyor. Şimdi size yanıtlamayacağınızı bildiğim birkaç soru yönelteceğim. Ülkenin haline bakın. Bir Afgan kaçak geliyor. 5 tane Afgan'ı öldürüyor. Kaçak bir şekilde geri çıkıyor. Ve güvenlikten bahsediyorsunuz. Bakın. Afgan mafya Almanya sınır dışı ediyor. Sanger Ahmadi. Uyuşturucu baronu. Tesadüf öğreniyorum. Nasıl öğreniyorum? Sosyal medyada sizin de resmi var. Ve sınır dışı ediliyor. Bunu açıkladıktan sonra Sırp mafya Türkiye'de çıkıyor. İtalyan uyuşturucu mafyası Türkiye'de çıkıyor. Yine bir Sırp mafya çatışmada ölüyor. Ve nereden geliyor bu adamlar? Bunu sormak hakkımız bizim. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinden bahsediyoruz. Sınırımız ne hale gelmiş? Kim bu kadın bu ülkeye geliyor? Tekstil fabrikasında iş buluyor. Yazışmaları sosyal medyada. Bakın, suçsuz yere insanlara algı yapılıyor. Ben Şırnak ilçe başkanını suçlu demiyorum. Ama lütfen şu muhalefetteki partilerin birinin ilçe başkanının telefon kaydı ve görüşmesi olsa Sayın Bakan balyozlarla, panzerlerle o evi kırıp almıştınız o adamı. Bakın size bir şey göstereceğim Sayın Bakan. Yok, bu ne biliyor yok, musunuz? Yok dedim bak bir dakika. Dedi. Ya lütfen. Lütfen. Konuşma şimdi çarpın. Bu nedir biliyor musun? E-Devlet'teki mobil hat sorgulama. Bir tuşla herkes sorgulayabiliyor. Ben başka bir şey söylüyorum. Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz linç edilmişti. Aynen öyle. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz efendim. Yapıyorsunuz siz bu algıyı. Suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Düzettiniz zaten. Bu algıyı yapıyorsunuz efendim. Düzettiniz yapıyorsunuz zaten. Siz bu algıyı. Düzettiniz zaten. Sen Türk Silahlı Kuvvetlerine satılık dedin be. Ne konuşuyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun? Şimdi. Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Şimdi. Ne konuşuyorsun? Ülkenin geldiği noktaya bakın. Sizin. Sen buraya bak. Sayın Bakanın. Dolandırıcılarla, uyuşturucu baronlarıyla, herkesin resmi var. Konuşuyor. Sen buraya bak buraya. Onu çok takan yok. Sen buraya bak. Ya en son bal ve arı dolandırıcı. Sen mahkeme basan eşkıyasın. Sen mahkeme basan eşkıyasın. Eşkıyasınız. Mahkeme basan eşkıyasın. Sen mahkeme basan eşkıyasın. Sen terbiyesiz bir adamsın.
rica ediyorum. Ben bir istisyasın. Sen mahkeme basan eşkıyasın. Ne laf atıyorsun bana? Sen mahkeme basan eşkıyasın. Ya senin yüzün keçi olmuş keçi. Senin ne? Senin ne çocuklarına saygın var? Ne mahkemeye saygın var? Ne devlete saygın var? Senin yüzün keçi gibi olmuş. Sen Atatürk'ün belediyesinde iş takip et, iş. Atatürk'ün belediyesinde iş takip et. İş takip et sen. İş takip et. Sen şu resimlerinden utan. Zeynel Özen. Sen şu resimlerinden utan. Teşekkürler başkan. Değerli komisyon üyeleri, tüm milletvekilleri hepiniz saygı. Senin nasıl iş takipçisi olduğunu, arkadaşlar, nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanı olduğunu açık ortada. Başkan. Mahkeme basan eşkıya. Öyle mi zannediyorsun? Zeynel Bey'e söz verdim. Baştan başlatalım süresini. Buyurun Zeynel.